Merhabalar. Yıl sonunda yaptığım bir önümüzdeki senelerde neler göreceksiniz konuşmasında sizinle paylaştığım videolardan bir tanesi de yani yapacağımı söylediklerimden bir tanesi de böyle bir podcast kafasında bu bilgi içerikli videoları süre kısıtlamasına takılmadan dinlemek isteyenlerin doya doya dinleyebileceği detaylılıkta uzunlukta videolar olacaktı. Böyle videolar çekeceğimi söylemiştim. İşte onlardan ilkini bugün yapıyorum. Osman Cemal Kaygılı'nın Köşe Bucak İstanbul kitabı eşliğinde 1930'ların İstanbul'undan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kitabın uzun süre basımı yoktu. Neyse ki Mart 2019'da Can Yayınları tarafından kitap tekrardan okuyucuya kazandırıldı. Muazzam bir sözlü tarih hazinesi. Turistler için hazırlanmış bir rehber değil. İstanbul'un en ücra semtlerine, insan portrelerine değinen, gerçekten yaşayan, konuşan bir kitap. 1930'larla 2020'ye girdik artık. Baktığımızda çok fazla fark olmayacağını düşünebilirsiniz ama bambaşka bir İstanbul göreceksiniz. Konuştukça birazdan zaten hayretler içerisinde kalacaksınız. Kısaca Osman Cemal Kaygılı'dan bahsedelim önce. 1890'da İstanbul'da doğdu, 1945'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Orta öğrenimini Eğrikapı Merkez Rüştiyesi'nde tamamladı. Menşei Kutaba Askeriye'yi bitirerek Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'nde çalışmaya başladı. Ve en sonunda bize bu yazıları kazandırmış. 1931'de Yeni Gün gazetesinde yazılmaya başlanmış yazılar bunlar. Köşe Bucak İstanbul adıyla kitabın başlığıyla beraber ve semt semt dediğim gibi mahalle mahalle gezerek muazzam bir İstanbul seriyor önümüze. Bazı yerlerde çok hayıflanacaksınız. Çok ciddi bir doğa tahribatı söz konusu. İstanbul'da yaşamayanlar belki bunun biraz abartı olduğunu düşünüyor olabilir ama burada yaşayanlar, bilenler hiç memnun değil şu anda İstanbul'un mevcut durumundan. Elbette bu 3 günde 5 günde olmadı. Fakat gelinen nokta hiç iç açıcı değil. Artık bütün bu dikilen binaların yıkılması, bu noktadan sonra bunun geriye alınması ne derece mümkün bilmiyorum. Pek gerçekçi gelmiyor ama en azından şu andan itibaren buna bir dur denilmesi gerekiyor. Yani sürdürülebilir bir şey olmadığı ortada bunun. Ne yapılabilir bilmiyorum. Sadece temenni edebiliyorum ben de. Şimdi Anadolu yakasından başlıyoruz arkadaşlar. Cam basımını ne yazık ki inceleme şansım olmadı. Bu Selis kitaplardan çıkmış bir basım. 2011'de almıştım. İçerisinde çokça görsel var. Pendik'e gidin. Apacık, upuzun, sıcacık ve bedava plaj isterseniz Pendik'e gidin. Yakacıkta canınız sıkıldı mıydı? Atlayın eşeklere. Koru mesiresinin içinden geçerken tutun zeytinlikler arasındaki keçi yollarını. Oh artık gel keyfim gel diyor. Tabii ki bize eşeğe binip Pendik'te zeytin bahçelerinden gezme şansımız yok ne yazık ki. Ne kadar farklı bir Pendik çıkıyor. Şimdi Pendik iskelesindeki gazinolar da akşamları pek keyifli olur. Bu gazinoların en kalabalık olanı baştaki Giritli Niyazi Efendi'nin gazinosudur. Pendikli kibar takımı kadın erkek hep buraya çıkarlar diyor. Çok farklı bir Pendik. Şimdi çokça kahve görüyorsunuz. Kadınla erkekli gidilen kahveler bunlar. Belli ki oldukça yaygın kahve ve çay bahçesi kültürü var. Hemen Pendik'ten sonra Yakacık. Zaten yakın. Pendik, Kartal, Yakacık hep birbirini takip eden, izleyen lokasyonlar bunlar. Yakacığın büyük bir kabahati var başlığıyla bir sonraki yazısını kaleme alıyor. Rüzgara bağrınızı verip de buz gibi suları içtikçe her yarım saatte bir karnınız acıkıyor. Adalardan sonra şimdi Yakacık'ta da eşek safası modadır. Demek ki bir eşek ile gezme modası 1930'larda 31'den itibaren yaygınlaşmış böyle bir şey varmış. Yani insanlar eşekle şehri geziyorlarmış. Onu anlamış oluyoruz. Bu kadar ısrarlı bir eşek tavsiyesinden anladığımız o. İstanbul sayfiyelerinin ahu babası hiç şüphesiz iyi sularının şöhreti Ankara'da bile şan veren Yakacık'tır.
Aşağıda kartal toz toprak içinde cayır cayır yanarken yukarıda yakacık ne ferah ferah eser hem de ne esiş. Sanki serin bir limonata rüzgar şeklinde ciğerlerinize akıyor gibi diyor. Yakacıkta şu anda bilenler varsa aramızda böyle bir durum var mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Yakacıkta her sene olduğu gibi bu sene gene hava tebdiline gelenler, yani hava değişimine geliyor. Demek ki burası insanların hava değişimine geldiği birazcık tatil yeri konumunda o dönemde. Yakacıkta her sene olduğu gibi bu sene gene hava tebdiline gelenlerin ekseriyetini Ermeniler, ikinciliği Rumlar, üçüncülüğü Türklerle Yahudiler teşkil ediyor. Bu sene Yakacık'ta otel de çok. 3-5 sene evvel tek bir oteli olan Yakacık bu sene 5 oteli ile bir o kadar pansiyonu var. Bu otellerin içinde yemeklikleri vardır ki, yanlış bir yazım olmuş artık, onu kusura bakmayın, bazı yazım hataları var metinde. Bu otellerin içinde yemeklileri vardır ki bir gün bir gece yemek ve yatak 3,5 liradır. Yakacık sütü, yoğurdu, üzümü eskiden beri meşhurdur. Şimdi meşhur olan diğer bir şeyi daha var ki o da zeytinyağıdır. Yakacığın bir de zeytinyağı meşhurmuş. İlginç. Şimdi İstanbulluların bildiği bir durum vardır. Hep tartışılan. Cadı Bostanı mı? Cadde Bostanı mı? Şimdi burası şu anda bizim de oturduğumuz muhitler. Şimdi bu Cadı Bostanı hikayesi nereden çıkıyor? Önce bir ondan bahsedeyim size. Deniyor ki vakti zamanında işte Osmanlı'nın en azılı suçluları topluma entegre etmek, karıştırmak istemedikleri insanlar alınıyormuş. Bu işte Cadı Bostanı'na atılıyormuş. Burası bir anlamda sürgün yeriymiş diye bir rivayet var. Fakat Osman Cemal Kaygılı diyor ki, bazıları diyorlar ki lisanımız bir türlü düzelemiyor. Daha nasıl düzelecek? İşte halk dilinde yıllarca Cadı Bostanı diye anılan koskoca yer aslında rücu edip Cadde Bostanı oldu. Darısı diğer yanlış telaffuzların başına. Yani böyle bir şey hiç yokmuş. Buradan onu anlıyoruz. En azından Osman Bey bize böyle aktarıyor. Bakalım Cadde Bostanı o zamanlar nasılmış 1931'de ya da 30 yılların devamında. Deniz ve plaj zevki kırbayır merakını amma da söndürmüş. Anadolu kıyısının o eski maması, koz yatağı, hatta sahile pek yakın olan çifte havuzları amma da derin uykuya dalmışlar. Göztepe istasyonundan bize hala eski Göztepe dondurmalarının çeşnisini tattıran vişne çürüğü kuşaklı, gümüş köstekli Arnavut dondurmacı, kalabalık isterseniz dedi, plajda cidin. Yoksa buralar cuma günleri tıpkısı köy gibidir. Demek ki herkes plajlara gidiyormuş arkadaşlar. Hakikaten de öyle. Kızıl Toprağın, Fener Yolu'nun, Göztepe'nin, Erenköy'ünün cuma günleri bile ıssız birer köyden farkı yok. Şimdi ama diyor ki, Fener Yolu'nun, Göztepe'nin, Erenköy'ünün, bu arada söyleniş böyle, Erenköy'ü, Kadıköy'ü bu şekilde söyleniyor. Fener Yolu'nun, Göztepe'nin, Erenköy'ünün hakikaten köyleri andıran tenhalığına mukabil, buna karşılık, cuma günleri Bağdat Caddesi'nin hemen hemen Beyoğlu Caddesi'nden farkı yok gibi. Hele akşamüstleri, otomobiller, arabalar, bisikletler, otobüslerin hiç artları araları kesildiği yok. Beri taraftan işiniz yoksa yürüyün, yaya yürüyün, araba ile gidin, gözünüz alabildiği kadar içeri doğru yol alın. Eğer 5 dakikada bir insana rast gelir, bir satıcı ile karşılaşırsanız aşk olsun size. Cadde çok kalabalıkmış fakat ara sokaklarda hiç insan yokmuş, öyle anlıyoruz. Şimdi geldik Kadıköy'e. Bir muharrir yatağı Kadıköy. Hemen size başlıktan fotoğrafı da göstereyim. Çok belirgin değil ama bir deniz ve gemiler fotoğrafı var. Muharrir tahrirden geliyor köken olarak. Yazıya geçiren demek. Yazar demek aslında en basit anlamıyla. Kadınlara muharrire deniyordu eskiden ama şimdi sanki daha böyle çok kullanılan bir kavram değil ama kullanmak istediğinizde hem kadın hem erkek için muharrir diyebiliyorsunuz. Onu da not düşmüş olayım. Kitaptaki en ilgimi çeken yazılardan bir tanesi oldu. Çünkü içerisinde edebiyatçılar, yazarlar var. Son zamanlarda bir kısmının İstanbul'a, Beyoğlu'na göçmesine rağmen Kadıköy'ü hala bir muharrir yatağıdır.
Akşamları 9.05 yahut onu çeyrek vapuruna girdiniz mi, muhakkak Mahmut Yesari'yi, Sadri Etem'i, Ömer Rıza'yı, Cumhuriyet'teki Mehmet Agah'ı, Mübahat'ı, yan kameraların birinde yan gelmiş muhabbet ederlerken görürsünüz. Yalnız bunlar mı var? Vala Nurettin, Şair Salih Zeki, eski yazıcılardan Fehmi Razi, Nazım Hikmet, Yeni Gün'ün spor muhabiri tenisçi Sedat, Rasimli Şarkın Musahihi, Resimli Şarkın Musahihi, Maruf Denizci ve Kürekçi Hanımlarımızdan Fitnat Hanım, Mürettipler Cemiyeti Reisi Hayri Bey, sonra muhterem Ahmet Rasim Bey babamız ve Üstad Ahmet Haşim Bey hep orada otururlar. Oldukça yazarı, sanatçısı bol bir muhitmiş. Şimdi burada bir not düşelim. Şair Salih Zeki dediği beyefendi Halide Edip'in ilk eşi olabilir. Fakat sadece şair diye bahsedilmesi kafamı karıştırdı. Çünkü onun düz yazı kariyeri de var o dönem. Dolayısıyla şimdi burada uydurmak manasız olur. Hiç uydurmayalım. Onu değil mi bilmiyorum. Şimdi Mürettipler Cemiyeti diye bir şey geçiyor. Mürettipler Cemiyeti de aslında Matbaacılar Derneği demek. Bugün bildiğimiz anlamıyla meşrutiyetten sonra 5 kişilik bir kadroyla kuruluyor ve o dönem aktif olarak işte yavaş yavaş tam sendikalaşma diyemeyiz ama biraz daha meslek örgütü konumuna gelmiş oluyor. Yalnız bu işte benim aklımın ermediği bir mesele var ki o da Mürettipler Cemiyeti reisi de dahil olduğu halde bu kadar muharir ve gazeteci Kadıköy'ünde oturuyorlar da hep bir olup ne için orada yevmi bir gazete çıkarmıyorlar? Tanrı'nın günü deniz aşırı o kadar yol geçerek İstanbul'a inip, tabi İstanbul sayılmıyor Kadıköy, neşriyatlarını burada yapıyorlar. Bu fikrimi geçen gün Mahmut Yesari'ye açtım, gülerek dedi ki, fena fikir değil, zaten benim de niyetim var. Hele bahar gelsin, havalar biraz açılsın, Sadri Etem, ben, Ömer Rıza, Agah, Kurbağalı Dere diye yarı edebi, yarı mizahi haftalık bir imtiyaz alacağız. Bizim şair Salih Zeki de kendimize tahrir müdürü yapıp bu yaz köyde onunla meşgul olacağız. Yevmi gazete, günlük gazete arkadaşlar. Günlükçü çalışanlara da yevmiyeci denir. Duymuşsunuzdur muhakkak. Ve böylece bir dergi çıkaracağız. Mesela köyde diyor, Kadıköy'ü köy olarak görüyorlar. İstanbul'a iniliyor. Kadıköy köy. Böyle bir İstanbul yani. Şimdi buradan devam edelim arkadaşlar. Peki, vapur iskelelerini ele almış. Arada biraz artık atlaya atlaya gideceğim. Şimdi birazcık adalardan bahsedelim. Hem sıradaki yazımız adalar üstüne hem de benim üzerine konuşmak istediğim, ufacık bir paylaşmak istediğim bazı şeyler var. O yazının başlığı Marmara'nın Peri Kızları. Ve diyor ki, adalar şafaklarda, mehtaplı gecelerde gene bütün esrarlı güzelliğinin ve füsununun cümbüşü içinde. Türkçe de ne güzel Türkçeymiş. Gündüzü gecesinden, gecesi gündüzünden güzel olan adaların her biri birer tabii çadırı andıran nefti çamlarını kaldırınız. O zaman acaba adalarda bu güzelliklerin zerresi kalır mı? Diyor ki adaları yerleşime açmayınız. Oralara adım başı otel yapmayınız. Plajları otellere kiralamayınız, doldurmayınız, çamları kesmeyiniz diyor. Şimdi geldik. Şimdi tek tek tabii ki Heybeli Adadan, Büyük Adadan bahsediyor. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Bilmeyenler için biz İstanbul'da Prens Adaları diyoruz. Yani Türkiye'de bu isimle geçiyor. Geçmişte bu aslında Hristiyanların, daha doğrusu Bizanslıların kullandığı bir tabir, Bizans döneminden kalan bir tabir. Türkler o dönem Kızıladalar deniyor, diyorlar. Şimdi neden Prens Adaları deniyor, neden Kızıladalar deniyor, ona değinelim. Burası Bizans prenslerinin sürgün yeri. Tabii aynı zamanda özellikle Büyükada'da yazlıkları da var prenslerin, Bizans prenslerinin, ama herhangi bir prens, ki çok sık iktidar dengeleri değişiyormuş, egale edildiğinde, tahttan indirildiğinde adalara sürgüne gönderiliyor. Şimdi adalara sürgüne gönderilmek hani çok da kötü bir şey değilmiş gibi algılanabilir ilk duyduğunda, ama şöyle bir şey var. Gönderilmeden önce gözlerine mil çekiliyor bu insanların. Yani gözlerine mil çekip bir doğa harikasının içine atılıyorlar. Yani öldürürseniz herhalde 10 kat daha iyidir. Böyle acımasızca bir uygulama var.
Ve dediğimiz gibi dengeler çok sık değişiyor ve sürekli oraya bir sürgün gelip gitme sirkülasyon hali söz konusuymuş. Türkler ise buraların çok ciddi bir o dönem ki bazı maden çalışmaları da yapılmış bakır demir yatakları olması ve bu kaynakların adalara kırmızı bir görüntü vermesi, oradaki taş yapısını, jeoloji yapısının görülebilir düzeyde kızıllık içermesinden dolayı Kızıladalar diyormuş arkadaşlar. Bugün artık o kullanım unutulmuş gördüğünüz kadarıyla. Ben bunu okuduktan sonra öğrenmiştim. Hiç duymamıştım. Yani duyulan bilinen bir şey değil. Şu an için biz de dediğim gibi Prens Adaları olarak kullanıyoruz. Şimdi burada. Heybeliada'dan bir beyefendiyle görüşmüş. Heybeliada'nın eski sakinlerinden Bekir Fahri diyor ki: "Yalnız Çam limanımız değil, şafak bahçemiz, Arşin Yosumuz, papaz mektebinin bulunduğu tepemiz, hülasa bütün heybelimiz ab-ı hayat içmiş güzel bir kadına benzer. Onun için burası ne ihtiyarlar ne çirkinleşir. Daha doğrusu adamızın hamuru vaktiyle güzellikle yoğrulmuştur." Büyükada'dan bir hanımefendi de şunları söylüyor: "Yeni günde çıkan İstanbul'un köşe bucaklarını okudukça bu güzelim yerlerin birçoğuna bayılıyor, gıyaben meftun oluyor. Fakat bir cuma veya pazar olsun kıyıp da bir türlü güzel adamızı terk ederek oralara gidemiyorum. Evet öyledir. İnsan yazın Büyükada gibi bir bağ-ı iremde olduktan sonra nasıl kalkar da başka yerlere, başka mesirelere, başka güzellikler seyretmeye gider? Bağ-ı İrem'de cennet bahçesi oluyor." Haydi bakalım. Sonrasında Üsküdar'a uğruyor yazarımız. Şöyle göstermeye çalışayım. Yani tabii fotoğrafların renk kalitesi çok iyi değil. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi Umumi Harp senelerinde "Hey Üsküdar Üsküdar geçtim sokakları dar" diye bir türkü çıkmıştı ki Üsküdar'ın o zamanki birçok sokakları hakikaten oldukça dar, çarpışık yerlerdi. Fakat şimdi bu sokakların çoğu değişmiş, geniş geniş tramvay caddeleri açılmış. Toygar Tepesi ile o cihete tesadüf eden bazı sokaklar istisna edilmek üzere Üsküdar artık oldukça yüzüne bakılabilecek bir hale gelmiştir. Şimdi bazı yerleri diyor, Toygar Tepesi gibi bazı sokaklarını hala çok dar, geçilemiyor. Bayağı gözüme Ceko'nun tüyü kaçmış arkadaşlar ya. Çıkaramadım da özür dilerim, oynayıp duruyorum gözümde. Fakat genel olarak geniş tramvay yolları açılmış ve Üsküdar eski Üsküdar değil, gelişmiş, güzelleşmiş diyor. Yani o kendi eski dönemine göre yatırım yapılmış bir Üsküdar olduğunu aktarıyor bize. Üsküdar deyince tabii muhakkak değinilmesi gereken bir yer var. O da Çamlıca Tepesi. Ona ayrı bir yazıda değiniyor zaten yazarımız. Şimdi bir sonraki yer, yine Üsküdar'ın önemli yeri, Kız Kulesi biliyorsunuz. Burada da bahsediyor. O dönemde, o döneme kadar bir Kız Kulesi de gidip gelme kültürü, oranın açık olması gibi bir şey söz konusu değilmiş. Kız Kulesi plajı tam olarak 1930'ların başında açılmış. Burada ondan bahsediyor. Ve diyor ki, şimdi neredeydi? Kız Kulesi Parkı ile plajını açan zatın evvelden aklı neredeydi acaba? Eğer İstanbul henüz bu kadar umumi bahçe ve plaj bolluğuna uğramadan evvel burası açılmış olsaydı, öyle zannederim ki şimdi bu çok güzel yer emsali arasında birinciliği alırdı. Demek ki o zaman çok daha popüler olan bahçeler, parklar varmış İstanbul'da. Şimdi tabii ki öyle bir bolluk biz göremiyoruz. O zaman varmış. Ve pek de rağbet olmamış anlıyoruz ki Kız Kulesi'ne. Cuma günleri İstanbul'un en tenha yeri Beylerbeyi. Bu yazılar uzun yazılar arkadaşlar. Tabii ki ben hemen böyle girişinden parçalar parçalar paylaşıyorum size. Eğer kitap basılmıyor olsaydı baya ben çok daha detaylı burada oturup artık birkaç bölüme ayırıp size bunları okumayı düşünüyordum. Çok önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum ama zaten canlı yayınları basmış. Ben böyle kısacık kısacık bölümlerden bahsedip geçiyorum o yüzden. Beylerbeyi mezarlığının kasvetli manzarası ile oradaki bozuk kaldırımı geçtiniz mi cennete kavuşursunuz diyor. Beylerbeyini ben bugün de çok severim. Sarayı çok severim. Sarayın içerisinde bir kafe vardır. Orada vakit geçirmeyi çok severim. Bahçesinde genel olarak
çok sevdiğim yerlerinden biridir İstanbul'un. Yani tabii ki eski İstanbul'a kıyaslanabilir durumda değil ama hala yaşanılabilir, İstanbul'u size hissettirebilen mekanlardan bir tanesi bence. Bayağı günlerde bilmem öyle mi? Cuma günleri deniz kenarındaki kahvenin bahçesi istisna edilirse Beylerbeyi'nin diğer tarafları tenha. Öteden beri zaten asudeliği, sessizliğiyle tanınmış olan Boğaz'ın bu yakın köyü bugün büsbütün tenhalaşmış. Sokakları, çarşısı, çayırı, bayırı adeta kuş uçmaz, kervan geçmez bir hale gelmiştir. Çayır başından Çengelköy'üne kadar uzanan caddede cuma günleri işiniz yoksa kolaçan edin ki bir tek satıcıya, bir tek insana tesadüf edesiniz. Yalnız bu uzun, loş, sıkıntılı cadde mi ya? Buranın ne tarafına gitseniz, hangi sokağına sapsanız, hangi bayırına tırmansanız hep aynı tenhalık, aynı sessizlik. Sanki Suat Derviş Hanım'ın Ne Bir Ses ve Ne Bir Nefes isimli romanını burası için yazdığını düşünürsünüz. Kuzguncuk'tan bahseden bir sonraki yazınız var. Ne yazık ki herhangi bir resim göremiyorum. Bölgeden insanlarla işte konuşmalar var. Aralarında geçen diyaloglar var. Onların fikirlerini almış. Onlar da yine size çok fazla fikir verebilir dönemin İstanbul'u ve sözü geçen muhit hakkında. Geldik benim de eskiden İstanbul'da en sevdiğim yerlerden biri olan. Şimdi çarpık yapılaşma nedeniyle gitmek bile istemediğim Çamlıca'ya. Ben İstanbul'a 2004'te geldim. 16 sene oldu. Benim geldiğimde bile bundan çok farklı bir İstanbul vardı. Çamlıca Tepesi ve Eyüp'teki Pierre Loti Tepesi gerçekten muazzam manzaralar sunuyordu size çıktığınız zaman. Sonrasında tekrar tekrar gittim. Son 1-2 yıldır artık bir 3 sene önce Pierre Loti'ye çıktım. Belki 4 sene de olmuş olabilir. Emin değilim. Galiba henüz evli değildim o zaman. Ve yaklaşık 1,5-2 sene kadar önce de bir ailece Çamlıca'ya gittik. Gerçekten iki yerde çok bozulmuş. Şöyle yerler bozulmamış aslında. İstanbul'un silüeti bozulduğu için oraya çıkıp bir manzara seyretme zevki ihtimali kalmamış durumda. Yani gökdelen görüyorsunuz, çarpık yapılaşma görüyorsunuz. Yine de çok fazla talep gören İstanbulluların çok sık gittiği, hele hafta sonu hiçbir şekilde tenha bulamayacağınız yerler. Yani buralara talep hala var fakat ben mutsuz oluyorum gittiğim zaman, o yüzden çok gitmeyi tercih etmiyorum. İnsan nerede oturacağını, nereye bakacağını, ne tarafı gezeceğini birden tayin edemiyor. Bu baş döndürücü güzellikler içinde kayboluyor. Gene her taraf tenha. Çamlıca da tenhaymış. Hani bazı kimseler sevmedikleri açgözlü insanlar için gözünü toprak doyursun diye beddua ederler. Benzetmek gibi olmasın ama ben de ötede beride bahar ve yaz manzaralarının güzelliğine bir türlü doymak bilmeyen bu çeşit açgözlüler için şöyle beddua edeceğim. Gözünüzü Çamlıca doyursun. Çok güzel bir yer olduğunu söylemiş. Şöyle de bir işte kızla erkekli bir arkadaş grubu toplanmış Çamlıca'da. Erkekler kravatlı, kadınlar şık elbiseli. Bizim gibi eşofmanla dağ bayıra bile gitmiyorlarmış. Eskiden Beyoğlu böyle miydi efendim dedikleri meseleler çok da efsane değilmiş demek ki. Haydi bakalım. Koca Beykoz çevre Eylül uykusundan. Burada da bir sakinlik söz konusuymuş. Genel olarak demek ki sakin. Şimdi buradan itibaren Avrupa yakasına geçiyor arkadaşlar. Daha çok gördüğünüz gibi kitabın büyük çoğunluğu Avrupa yakası üzerine. Çünkü o zamanlar Anadolu yakası o kadar da hani popüler değil ve o kadar da büyük orada bir tantana yaşam merkezi söz konusu değil. Köy zaten köy deniyor görüyorsunuz işte yani köy oralar o zaman İstanbul içerisinde. Bütün hayat işte payitahtın etrafında ve ekseriyetle Avrupa yakasında cereyan ediyor. Ve Avrupa yakasına geçtikten sonra ilk olarak Sirkeci'de ne var ne yok diyor.
E diyor ki orada ne yok ki? Ne ararsanız hepsi mevcut. Fakat Sirkeci'de birkaç senedir en bol olan, en çok göze çarpan şey tavuk ve pirinçtir. İlginç. Geçen akşam Sirkeci'nin meşhur fıstıkçısı 85 yaşındaki Balatlı Bayatiçi bile bu tavuklarla pirinçlerin yan yana dizildiği şık vitrinlerden birinin önünde durmuş, iç çekip göz süzerek derin derin onları süzüyor, gelene geçene dert yanıyordu. Bu kadar tavuğu da her gün kimler yer acaba? Bunları yemek için para ister, para. Bizim gibi fıstıkçılar bunları nereden yiyecek? Tavuklar da her birini hindi gibi. Peliçleri sorarsanız onlar da tavuk gibi. İri iriymiş hepsi. Böyle bir tavuk satma modası varmış. İlginç. Tavuk da pahalıymış demek ki. Hayal perdelerinin geçit resmi diyor. Burada Karagöz kültüründen bahsediyor ve o yıllarda hala devam ettiğini görüyorsunuz az da olsa. İşte Osman Bey de ona değiniyor. Ben zannediyordum ki İstanbul'da artık Darül Bedai'li Hazım Çelebi'den başka Karagöz oynatan yoktur. Halbuki pekala varmış. Hayali Küçük Ali Bey'i şüphesiz Nazım Çelebi de tanır, Hazım Çelebi de tanır. Kendisi 30 sene kadar evvel bir daha seyrettiğini sandığım Ali Bey, şimdi Sultanahmet'te hapishanenin bitişiğindeki Setli ve Bahçeli Yeni Gün Kıraathanesi'nde cuma geceleri perdesini kurup şamasını yakıp aleme zıllı hayal gösteriyor. Zıllı hayal ne demek ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çemberli Taş, o zaman diyor ki seyyar satıcıların merkezi Çemberli Taş. Ona değiniyor. Geldik Beyazıt'ta neler var? İsimli yazıya. İstanbul'un pek ortası, pek göz önü olduğu için Beyazıt'ı bilmeyen, hele birkaç yazdır onun meşhur havuzbaşı sevhasını görmeyen yoktur. Fakat her semt gibi Beyazıt'ın da kendine göre bir takım hususiyetleri ve hususi manzaraları vardır ki onları değme göz kolay kolay göremez. Onlar için gözde başka bir müşahede kuvveti ister. Mesela Beyazıt'ın eski imaret önü denilen ve şimdiki dişçi mektebinin karşısındaki ağaçlıklı küçük meydanlık. Burasını herkes bilir. Fakat buradaki meşhur ayrancı Ali Ağa'yı, kahveci Eğinli Ömer Efendi'yi ve buraların müdavimlerini kim tanır? Sonrasında onlardan size uzun uzun bahsediyor. İstanbul'un bütün güzelliğiyle ayaklar altına serilivermiş görmek için en iyi yer Beyazıt Kulesi. 40 senelik kule bekçisinin hatıraları Cibali'de başlayan yangın ayaklanmış gibi Poyraz'dan Lodos'a koşuyordu. Ateş ta çapa arkalarına kadar gelmişti. Şehir kuleden bir hamam külhanı gibi görülüyordu. Çok büyük bir yangın çıkmış İstanbul'da ve pek çok şeyi de ne yazık ki yakmış. Çok fazla. Zaten eskiden de çok sık yangın çıkıyormuş. Yani Osmanlı zamanında da. Fakat Cumhuriyet'in ilk yılları da oldukça fazla yangına sahne olmuş. Gördüğünüz gibi Beyazıt'ın Çadırcılar Çarşısı İstanbul'un en büyük bit pazarıymış o zamanlar. Bit pazarı bilmeyen var mıdır bilmiyorum. Çok eski eşyalar alabileceğiniz eskinin vintage'ı ikinci el pazarları, çarşıları. Burada karyoladan, lavabodan tutunuz da yağmur küpüne, çocuk oturağına kadar her şey vardır. Beyazıt'ın Çadırcılar Çarşısı'nı bilir misiniz? Burada iki sıralı kâgir dükkanlar eskiden kamilen çadırcı dükkanıydı. Şimdi ise bu dükkanların hepsi baştan aşağı birer koltukçu, birer hırdavatçı dükkanı, birer kullanılmış eşya meşheridir. Peki. Şimdi demiştik ki bu bir turistik rehber değil. İstanbul'un çok az bilinen, belki bugün artık hiç bilmediğimiz, unuttuğumuz yerlerine de değiniyor. Tabii ki Gedikpaşa o kadar bilinmeyen bir yer değil ama 1930'ların Gedikpaşası ile ilgili bir şeylere rastlayabileceğiniz kaynaklar azdır. Ancak belki arşivlere giderseniz, eski gazeteleri
takibinize alırsanız öylece bilgi sahibi olabilirsiniz. Çok fazla önünüze çıkacak bilgiler değil bunlar. Bu kitabın güzel tarafı da o zaten. Az rastlayabileceğiniz semtlerle, muhitlerle ilgili dönem bilgisi sunması size. Yani gerçekten bir sözlü tarih hazinesi olma hakkını bu şekilde kazanmış oluyor. Alın size tıpkı Beyoğlu balık pazarını andıran kalabalık bir çarşı. Manzara itibariyle denilebilir ki. İstanbul'da Gedikpaşa çarşısı kadar Beyoğlu balık pazarına benzeyen bir yer yoktur. İnsan buradan geçerken zanneder ki biraz daha yürür de köşeyi saparsa Tarlabaşı karakoluna çıkacak ve köşeyi sapmaz da o geniş yokuştan doğru aşağıya doğru ilerleyecek olursa Hamalbaşı tarihiyle Papaz Köprüsü'ne inecek. Nereler buralar ben bilmiyorum mesela. Kadır Geçin ne demiş bakın. Tiryakilerin eğlence yeri. İlginç. Hadi bakalım. Şimdi birazcık ilerleyelim. Kum kapıyı bugünlerde gördünüz mü diyor. Birazcık kum kapıyasından bahsedeyim size. Fıkara plajı denen ve ta Samatya'ya kadar uzanan sahillerde insandan denizin üzeri görülmüyor. Bazı deniz hamamcıları açıkta denize girmenin mazeratından, bunun bir takım kazalara sebep olduğundan dem vuruyorlarmış. İyi ama deniz hamamlarının hepsi kapalı, hepsinin etrafı duvarla, tahta perdeyle sımsıkı çevrilmiş de dışarıya kimse çıkamıyor mu? Gidin kum kapıya bakın. Kapıdan girerken bilet aldıkları halde hamamın içinde kimsecikler yok. Dışarısı ise kum gibi yüzgeç kaynıyor. Herkes sahillere gidiyormuş. Kapalılıktan kastettiği şu, deniz biliyorsunuz akan bir su değil, yani durgun su ve orada yüzmek sağlık açısından zararlı diye bazı kimseler itiraz ediyormuş. İnsanların denize bu kadar çok rağbet göstermesine. Ama diyor ki burada bedava olarak insanlar eğleniyorlar ve hiçbir şekilde de sizin gibi düşünmüyorlar. Kumkapı namı diğer fıkara plajı. Neden fıkara plajı deniyormuş acaba? Cinci meydanı adam almıyordu. Cinci meydan diye bir yer ben hiç bilmiyorum. Bayram günleri bayram eğlenceleriyle pek meşhur olan Cinci meydanı. Bir haftadır sanki başka bir bayram. Hınca hınç insanla dolu. Yalnız Cinci meydanı mı ya? Yalnız Cinci meydanı mı ya? Cinci'nin yanı başındaki koskoca Kadırga Meydanı da öyle. Akşamları saat 3.30'dan sonra çeşit çeşit insanla dolmaya başlayan İstanbul'un bu iki geniş meydanı saat 5'te tam yükünü alıyor ve 7.30'a 8'e kadar buraları muazzam bir panayır şeklinde insan seli ve insan sesiyle çalkalanıp duruyor. Anlayamadınız mı bu neden böyle oluyor? Yazık size yahu. İstanbul'da olunuzda Cinci ve Kadırga meydanlarının bu halinden haberiniz olmasın. Yok vallahi. Keşke olsaymış. Eski Aksaray neydi, bugünkü nasıl? Yine geçmiş dönemdeki Aksaray'ı. Bugünkü dediği tabii ki 1930'ların Aksaray'ı ile karşılaştırmış yazarımız. Ona birazcık bakalım çünkü Hüseyin Rahmi'den ve Şıpsevdi'den bahsediyor bu yazıda. Üstad Hüseyin Rahmi Bey'in Büyük Şıpsevdi romanının başındaki çok canlı, çok renkli, çok derin ve dakik tasvir ve tahlilden de anlaşılacağı veçhiyle meşrutiyetten sonraki büyük İstanbul yangınlarından evvel Aksaray eski İstanbul mahallelerinin tam bir sembolü, tam bir timsaliydi. Çukur Çeşmesi ile, Yusuf Paşası ile, Horhor Çeşmesi ile ve Tramvay Caddesi'nde o zamanlar tıpkı bir yamalı bohça yüzünü andıran Alaca Çarşısı ile eski Aksaray ne görülecek bir yerdi. Çukur Çeşme ve Yusuf Paşa kahvelerinin çiçekli, havuzlu, fıskiyeli bahçelerinde yaz geceleri, gecelik entarleriyle sürülen hasır sefalarını, Murat Paşa Camii avlusunda mahalle çocuklarının topaç, zıp sıp, imam işi, aldıram iç oyunlarını bilenler ve hatırlayanlar hala pek çoktur. Gecelik entaresi dedim de hatırıma geldi.
Zamanın en tuhaflıklarından, insanın en sinirine dokunan garabetlerinden biri de birçok erkekler gece ve gündüz demeyip entari hırka ile çarşıya, pazara, konuya, komşuya, kahveye, meyhaneye, çayıra, bayıra gitmeleriydi. Takımları çekmeden geziyorlarmış. Ve Ramazan geceleri Şehzadebaşı alemleri. Oho. Şöyle fotoğrafını da göstereyim. Şehzadebaşı geceleri henüz tenha, henüz oranın meyhanesi gelmemiş gibi. Meyhane değil, meyhane. Demi gelmemiş, olmamış işte ya.